Alo. 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 Hoş geldiniz. Canlı yayındasınız. Buyurun. Hoş bulduk Nur Hanım. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi. Ben daha 9 aylık evliyim. Ay ne güzel. Çiçeği Gencecik. burnunda Evet. evli. Aynen. 9 aylık evliyim. Eşimle severek evlendik. Harika. İnşallah. Mutlu musun? Mutluyuz. Yani en azından ben mutluyum. Eşim de mutlu gözüküyor. Tamam. Gene O bir süper var şekilde içinde. işten eve geldiğimizde birbirimize sarılma şeyimiz hiç yani 9 ay boyunca hiç bitmedi yani. Maşallah. Birbirimizi karşılamamız hep öyle Ne oluyor. yapıyorsunuz gelince evde birbirinize mi sarılıyorsunuz? Ne ayıp ne Efendim? ayıp mı? Evde yani işten eve gelince ikiniz de birbirinize mi sarılıyorsunuz? Evet. 9 ay boyunca bu hiç değişmedi. Öyle olur. Bunlar cicim ayları şekerim. Sonra peki? İşte ama işte 9 ay yani İlk başlarda hiç böyle kötü bir şeyler sezmedim. Daha sonra işte eşim mesela telefonunu gayet ortalarda bırakıyordu. Tamam. O şekilde şifresini falan her şeyini biliyordum ama işte şu bir aydır falan eşim artık mesela telefonunu elime aldığım zaman işte sen benim telefonumu niye kurcalıyorsun? Hoppa, erken Telefonuma niye başlamış. bakıyorsun? Diyorum sen benim telefonumu al diyorum telefonumu. İncele, ne yapıyorsan yap, bütün sosyal medyalarına bak. Ama ben onun telefonunu böyle saate bakmak için bile elime alırsam kendi kıyamet kopuyor. Neyi bahane ediyor? Eşin mesela erkekler şunu bahane ederler. Alma orada benim iş evraklarım var, iş bilmem nelerim var. Erkeklerle kendi aramızda Heh, muhabbetimiz erkeklerle var. kendi aramızda özel mevzular konuşuyoruz. Evet. Sen onu gör istemiyorum. Seninki neyi bahane ediyor? Yok işte o diyor ki işte ben sevmiyorum diyor. Niye kurcalıyorsun diyor telefonumu diyor. Allah E Allah. diyorum ne oldu yani diyorum. Bakıyorum. Bakıyorum yani sen benim telefonuma bakıyorsun. Bak. Yani bak ben al diyorum. Sen de benim telefonuma bak diyorum. Tabii. Yok bakmıyor. Ben de onun telefonuna bakmayacağım. Sence seni aldatıyor mu? Ya dün mesela işten eve geldiğim zaman koltukta uyuyordu. Telefonda diğer koltukta duruyordu. Ben de bu bakayım dedim. Mesajlarda işte Alev diye bir kadına yazmış. Ne WhatsApp'tan yazmış? Ne yazmış? Ağlama. canım WhatsApp'tan yaz bana yazmış. Kız da fotoğraf gönder falan yazmış. O şekilde ama WhatsApp yazışmaları yok. Silmiş mi? Aynen Aha. öyle. Daha önce de WhatsApp'ta sesli arama bölümü var ya. Oradan görmüştüm işte aradığını falan. Daha sonra ben bunun numarasını haberi olmadan telefondan sildim. Alev'in numarasını mı sildin? Evet. Sildim işte tekrardan koyulmuş. Hani ben denedim. Peki Yani. silince ne oluyor? O kıza, kadına bir daha ulaşamasın diye mi sildin? Aynen. Ya sen Hani ne numarası tatlısın. git. Kadın numarasını sildim. Telefonla. Ama Sosyal yine bulmuş medya. yazmış. Aynen öyle. Ama işte Peki yani ben de senden bir deneyeyim dedim. Yapacak bir şeyim yok çünkü. aslında yapacak çok şeyin var. Ama önce bir sakin olacaksın. Bak, Tabii. İnce ablanı dinleyeceksin. Yapacak o kadar çok şeyin var ki yapmaman gereken şeyi ilk önce yapmışsın bir kere. Değil mi İnci? Eşini bu akşam karşına alıyorsun. Heh. Diyorsun ki telefonuma baktın bakmadın sevdim sevmedim değil. Annenle babanla yapamadıklarını benle yapıyorsan telefonun konusu olmaz. Ha açmayacaksan bu sefer evde biz huzursuzluk yaşayacağız. Acaba beni aldatıyor musun aldatmıyor musun? Yoksa alevlere mi düşüyorsun düşmüyor musun? Yanıyor musun bitiyor musun? Benim kafamda deli deli sorular oluşmaya başlayacak. E bunlar olunca ben senin huzurunu kaçıracağım. Huzurumuz kaçınca iş büyüyecek. Biz bunun için evlenmedik mi? Evlenmedik ki seninle. Evlenirken sadık kalacak diye söz verdik. Eğer bana anlatmak istediğin bir şey yoksa, eğer yaptığın bir yanlış yoksa o zaman rahatlıkla bu telefona ben bir bakayım. Ama yok, varsa ve gizliyorsan ve bir de ben bunu öğrenmişsem o zaman ben kimle evlendim diye sormaya başlarım. Bizi yakında problemler başlar. Gel bir oturalım konuşalım diyeceksin Ama bunu önce. şu noktada mı yapması gerekiyor? Yani bak bir ilişkiden gidememe Yakaladığın seni hali değil vardır. bak. Bak Yakaladığın gidememe seni değil. hali vardır. Ha. Şimdi sen bunu söylüyorsun. Adam da diyor ki tamam çat diyelim ki yakaladın. Yakaladığın an gidebileceksen onu ortaya çıkarmalısın bence değil mi? Bak, şu durumda ortaya çıkarmalısın. Fotoğraf falan girdiyse artık o iş bir takım ilerlemelere girmiştir. Yani yarın öbür gün daha büyük boyutlara gideceğin işareti belli zaten burada. Kızımız zaten daha 9 aylık evli. Gidebilecek mi, kalabilecek mi? Çoluğu çocuğu vesairesi yok. Yani kızımız o konuşmadan sonra karar verecek zaten. Bir Bu de işin 9 aylık bir büyümemesi için. erkek yani evliliğinin baharındayken yani
ilk evlendiğinizde işten gelip birbirinize sarılıp mucuk mucuk yaparken niye aldatır? Kızımı sarılmayı bu evlilik için yeterli görüyor olabilir ama ben bir de erkekle de konuşmak isterim. Erkekle de, erkeğe de sormak isterim ben. Mesela sordun diyelim. Yani derim ki sen daha karını tam keşfedemeden, karınla oynamak dururken niye dışarıda oynuyorsun? Bunu sormak mecburiyetindeyim ben. O da bana bir cevapla gelecek. Eğer bir ahlak problemi varsa ben bunu görürsem ahlaksız adamla zaten oturmaması lazım. Tabii. Ama ahlak problemi yok da onun da evlilikle dair, beklentileriyle dair bir problem varsa o da uzman tarafından çözülür zaten. Ama önce konuşarak başlasınlar. Peki önce o zaman çiftler konuşsun. Aşamadığınız noktada mutlaka bir uzmana gidin diyorsun. Yani teşekkür ediyorum. Bu işi küçükken, başındayken bitirelim diye öneriyorum ben bunu. Çünkü bu iş büyüyebilir. Evet. Başka boyutlara gelebilir. Peki. Evlilikte. Alo. Alo. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederiz. Dinliyoruz sizi. Ben 2,5 yıllık evliyim. Ne güzel. Evlendiğimizden beridir yani eşim çok fazla tatile gitmiyor. Evet. Ama bu bayramda gitmek istiyor ve beni götürmüyor. Tek başına gitmek istiyor. Nereye gitmek istiyor tek başına? Bir arkadaşıyla. Nereye gidecekmiş? İşte Antalya'ya, Muğla'ya gezmeye falan. Canım benim. Hanımını neden götürmüyor? Sizi niye götürmüyor peki? İşte götürmek istemiyor. Bilmiyorum. Ben sorduğumda işte biz erkek erkeğe takılacağız. Seninle biz işte diğer bayramda gideriz falan diyor. Yani ben bilemiyorum. Bir de ben o arkadaşımdan çok rahatsız oluyorum. Kaç çocuğunuz var? Bir tane kızım var benim 1,5 yaşında. O arkadaşından niye rahatsız oluyorsunuz? Çünkü ben o arkadaşının yani çok fazla kızlarla uğraştığını gördüm. Bekar mı? Kendi gözümle gördüm. Hayır, o da evlenme yapıyor. Ha. Peki evet. Onun karısı izin veriyor mu tek başına gitmesine? Evet, onun karısı izin veriyor. Onun karısı hiçbir problem çıkarmıyor. Gayet yani normal bir şekilde izin veriyor gitmesini. Ama ben yapamıyorum. Kıskanıyor musunuz eşinizi çok? Evet, hem de çok. Peki giderse ne olabileceğini düşünüyorsunuz? Mesela şimdi bayramda gitti Antalya'ya. Çok şey düşünecek o şimdi. Arkadaşınla. Mesela orada ev falan tutacaklarmış. Hatta evinin fotoğraflarını falan bana gösterdi. Şimdi bana diyor ki diyor, sen bana güvenirsen diyor hiçbir problem bayram olmaz. Bayram 3 günlük mi ev tutacaklar? Efendim? Bayram 3 günlük mi ev tutacaklar? Hayır, eşim 8 günlüğüne gidiyor, 4 günlüğüne tutmuşlar. Ha, 4 günlüğüne ev tutuyorlar. Evet. Evlendikten sonra eşlerin bu konuda bana çok soru geliyor ve hepsine de aynı cevabı veriyorum. Evlendikten sonra erkeğin de kadının da birbirine karşı sorumluluğu var. Bunun en başında da bekar hayatını sürdüremez evliler. Yani nasıl bekarların kendine ait bir hayatı varsa evlilerin de kendine özel bir hayatı vardır. Genelde benim karşılaştığım tabloda o bahsettiğiniz arkadaş gibi arkadaş çevreleri içinde ya işte gidelim sen erkek değil misin, hanım köylü müsün vesaire yanlış, son derece çirkin, evlilik birliğine aykırı af buyurun verilen gazlarla erkekler birbirine tatil adı altında benim uzman olarak asla onaylamadığım, asla istemediğim organizasyonlar içine maalesef girme talebinde bulunuyorlar. Ben uzman olarak bunun karşısındayım. Her şeyin ötesinde o erkeklere şunu diyorum. Karından alamadığın muhabbete, karınla yaşayamayacağın güzelliklere hangi kıllı arkadaşında bulacaksın ki gidiyorsun? Yani mantığa da aykırı, evlilik kurumuna da aykırı. Ben bunun altında evliliğe aykırı davranışlar bulduğum için onaylamıyorum. Şimdi ben erkeklerin yanındayım. Bu arada teşekkür ediyoruz size. Şöyle erkeklerin yanında, erkek tarafındayım şu anda. Dedin ya, ben de bulamadığın işte bazen arkadaşa muhabbette keyifli oluyor. Bazen sen kız kıza bir yere gitmek istemiyor musun? Gündüz. Nasıl gündüz? Ama tatile gitmiyorum. Ben kız arkadaşımı yanıma alıp tatile gitmiyorum. Ne olacak adam mesela iki arkadaş gitse? Neler olmaz? Olabilir. Erkekler orada mısınız ya? Ha, ses Nur, çıkarın. Nur, gece 2'den 3'ten sonra hanginiz ayrıyken diğerini arıyor, uyuyor diye aramıyor. Gece hayatı o saatlerde başlıyor zaten. Ama hepsinin de ötesinde. Boş bırakmayacaksın diyorsun yani. Boş bırakmakla alakası yok. Erkek gittiği zaman bu hakkı kadına da verir. Kadın da gidebilir o zaman. Alsın yanına kadın arkadaşlarını.
O da takılsın Marmaris, acaba Antalya, Muğla. Acaba bir şey söyleyeceğim. Şimdi öyle mi yapsa doğru olur? Mesela koca evden gidiyor arkadaşınla. Ha iyi tamam güzel, ben de o zaman arkadaşımla bir tatil mi planlayayım desin kadın. Bunu yaparak kadına da o hakkı tanımış oluyor zaten. Ben de diyorum ki siz evlisiniz. Birbirinizden neden keyif alamıyorsunuz? Bu bayram tatilini neden birbirinizle değerlendirmiyorsunuz da kendi arkadaşlarınızla değerlendiriyorsunuz? Başka vakit yok mu? Bir yerde kafede oturamıyor musunuz? Vakit geçiremiyor musunuz? Bir yerde yemek yiyemiyor musunuz? Özgürlük alanınız yok mu da geceli gündüzlü bekar hayatı gibi yaşıyorsunuz? O bekar işi. Bekarların ne yaptığını da hepimiz biliyoruz ya. Ekranlarda konuşmayalım. Evlilerin yapabilecekleri var, yapamayacakları var. En başta da sadakat. O zaman bundan ben şunu çıkardım. Evlinin bekar arkadaşı olamaz mı? Evlinin bekar arkadaşı olur. Ama beraber erkek erkeğe, kadın kadına tatile ben karşıyım. Bak kadın kadına da karşıyım. Evli aile demektir. Aile, çoluk, çocuk, babaanne, dede vesaire. Ben muhafazakar bir uzmanım, bunu söylüyorum. Kim saldırırsa saldırsın. Aile tatilini de beraber yapar. Mutluluğu da beraber yaşar. Derdi de beraber yaşar. Arkadaşları da olur. Ama arkadaşlarıyla, ailesiyle yapması gerekenleri yapamaz kardeşim. Evet. Arkadaş bir yere kadar. O yüzden ben kızımıza katılıyorum. Diğer... Şimdi erkekler televizyonu kapattılar senin yüzünden. Kapansın. Çünkü bunları eşleri duymasın niyeti diye. Niyeti bozuklar beni seyretmesin. Ben söylüyorum, ben muhafazakar bir insanım. Ben gelenekçi aile yapısını seven bir insanım. Alo. Bizim geleneğimizde yok öyle erkek ayrı, kadın ayrı. Bizim geleneklerimiz buna izin vermez. İnce ablamızı. Vallahi sinirleniyorum. Alo. Çünkü bu soruyla çok Alo. Karşılaşıyorum. Hoş geldiniz.